konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden Ankara Büyükelçisi Muhammed Siyrus Sarjat Gazi Bey'i kürsüye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, distinguished representatives, it's an absolute pleasure to be here. Assalamu alaikum. Excellencies, Honorable Temel Karamanoğlu Bey, Excellency, former President of Turkey, my distinguished colleagues from the diplomatic community, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Sayın Bakanlarım ve milletvekillerim, her şeyden önce Saadet Partisi'ne bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür etmek istiyorum. Ve ben bu konuyla ilgili bu bölümde sizlere geçmişte yapmış olan çalışmaları hatırlatacağım biraz. 25 yıl önce bildiğiniz gibi bu odada, bu salonda ve 8 gelişmekte olan Pakistan dahil 8 tane gelişmekte olan İslam ülkesi bir araya gelerek D8 organizasyon kuruluşunu hayata geçirildi. Hem ekonomik hem de kültürel hem de sosyal alanlarda işbirliği yapmak amacıyla bir araya geldi ve Sayın Merhum Necmettin Erbakan'ın önderliğinde çok kısa bir zaman içerisinde D8 organizasyonu hayata geçirildi ve elbette tamamen bildiğiniz gibi bu coğrafi bölgelerin ötesinde özellikle küreselleşme yolunda özellikle birbirleriyle fiziksel olarak herhangi bir sınırı paylaşmayan ülkeler arasında ekonomik ve kültürel işbirliğini geliştirmeye amaçlıyordu. Her türlü adaletsizliğe, her türlü baskıya ve zulme karşı İslam ülkelerini bir araya getirmeyi amaçlayan bir yaklaşım sergiliyordu ve yine aynı şekilde evrensel ekonomik fırsatlara ulaşmayı, İslam ülkelerinde yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılmasını, istikrarın, barışın ve huzurun getirilmesini amaçlayan bir organizasyon olarak, bir kuruluş olarak hayata geçirildi. Ve yine aynı şekilde 1997 yılında D8 organizasyonu kurulduğunda ve 700 milyondan fazla nüfusu ve 700 milyondan fazla nüfusu ifade ediyordu ve toplamda %13'ten fazla nüfusu temsil ediyordu dünya genelinde. Ve yine her ne kadar okyanuslar onları ayırsa bile ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelen ve dünya ekonomisinin hak ettikleri payı almak adına bu İslam ülkelerini bir araya getirmeyi amaçlıyordu. Ve yine aynı şekilde o dönemde 1 milyar dolarlık ticari hacme sahiplerdi o dönemde ancak ve bu dönemde bu grup içerisinde D8 organizasyonu içinde yer alan üye devletlerin arasındaki işbirliğini arttırmayı ve ekonomik işbirliğini arttırmaya alıştırıyordu ve yine aynı şekilde D8 ülkesi olan ülkeler OECD ülkeleri arasında da en yüksek ticari hacme sahip olan ülkelerdi. Ve şu anda bildiğiniz gibi dünya bir kaostan geçmekte. Gıda güvenliği en büyük tehlikelerden birisi olarak karşımıza çıkmakta ve şu anda günümüzde gelişmekte olan bu D8 kuruluşunun ilkeleri ve gerçeklikleri ve mottosu, sloganları ve aynı zamanda inançları en ihtiyacımız olan dönemden geçmekteyiz. Ve çünkü bizler biliyoruz ki şu anda özellikle D8 üyesi ülkeler olarak bizler teknolojileri ülkemize getirip bunları arttırmalı ve özellikle dünyanın içerisinde geçen ve arz ve talep ihtiyaçlarının karşılanamadığı bu dönemde özellikle yenilikçi çözümler vasıtasıyla teknoloji ve iyi bir lojistikle ve iyi bir tedarik zinciri oluşumuyla gelişmekte olan bu D8 ülkeleri kendi payını bu
yeni dalgadan alabilmelidir. Ve özellikle bildiğiniz gibi hem dünyanın özellikle teknolojiyle ve inovasyonla gıda sektöründen başlayarak bütün teknolojik alanlarda kendi hak ettiği payı almanın yollarını alma ve hak ettiği payın almayı amaçlamalı ve yine aynı zamanda bu bölümde de hem Pakistan'da bizler de bu ki hem Ar-Ge çalışmalarıyla hem de teknolojik yatırımlarıyla bu ilkeleri hayata geçirme yolunda kendi üzerine düşeni yapmaya çalışan bir ülkedir. Ve burada özellikle DG8 organizasyonunun ilkelerini yerine getirebilmek için özellikle finansal kaynakların, ortakların ve ortaklık ağlarının hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ve yine aynı şekilde hem sivil toplum kuruluşlarını hem de ticari kurum ve kuruluşları hem bir yanda kapasite ve becerilerini geliştirmeli, bir tarafta bunları teknolojik yatırımları desteklememiz gerekmektedir. Ve böylelikle ancak bu işbirliği ve dostluk ortamı içerisinde potansiyeli bir gerçekliğe çevirebiliriz. Ve bizler ortak aklımızla, ortak geçmişimizle, ortak inancımızla ancak DS8 organizasyonun ve kurucusu olan merhum Necmettin, Profesör Doktor Necmettin Erbak Kanın hayalini kurmuş olduğu yeni adil düzeni ve İslam ülkelerinin hak ettiği yeri ancak böyle sağlayabiliriz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.